Evet, size de hayırlı akşamlar. Kadir gecemiz mübarek olsun. Bu gerçekten kutsal ve kutlu gecede Rabbim bu gecenin hakkını vermeyi nasip etsin. Sistem içerisinde, yani var olduğumuz Allah'ın sistemi içerisinde ne yapmamız gerekiyorsa en üst seviyede gerçekten o sevapları kazanmak için, o doğruluğa yönelmek için onları gerçekleştirmeyi nasip etsin. Gerçekten çok özel bir gece. Yani enerjisini hissedebiliyoruz. Rabbim hepimize daha doğrusu hissetmeyi nasip etsin. Ramazan'ın işte kaçıncı, 26. gecesine geldik. Ve artık oruçlarını tutanlar biliyorlar ki artık biz zaten, yani sistem galiba zaten her şeyi birbirine hazırlıyor. Biz de bu Kadir Gecesi'nin enerjisini hazırlandık. Gerçekten çok ciddi bir süreçten geçtik 26 gün boyunca. Az kaldı artık. Ramazan'ı bitireceğiz inşallah bu sene de hakkını vererek. Onun için böyle birazcık spontan hep birlikte geçirebileceğimiz, çünkü bu günler gerçekten değerli ve kıymetli. Evet, belki hepimiz evlerimizde yine bu canlı yayından sonra ibadetlerimize, Rabbimizle baş başa kalmaya doğru yöneliriz. Ama en azından bu gecede hepimiz belki evlerimizde sakin ailelerimizle yalnız oluyor biliriz ama ben dedim ki bu akşam böyle spontan, samimi bir şekilde gerçekten çok içimden geldi. İçimden gelen hiçbir şeyin içerisinde var olmamaya çalışıyorum ama bu geceye baktığım zaman, yani gerek Kur'an-ı Kerim'de Kadr suresinde bu gecenin, bu gecede meleklerin, Cebrail aleyhisselamın ve diğer görevli meleklerin aslında yeryüzüne indiği, gerek hadis-i şeriflere baktığımız zaman, direkt alimlerin yorumlarına baktığımız zaman gerçekten anladığım şu: yaratılış, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu gecede sadece o Kur'an'ın indirildiği günle bırakmamış. Bunu her sene tekrarlanıyor. Her sene yaratılışın kapıları gerçekten bizlere açılıyor. Ve Rabbimizin sistemindeki bütün görevliler, işte melekler, daha bizim göremediğimiz ve bilmediğimiz ve algılayamadığımız bütün görevliler bu gece yeryüzüne iniyorlar. Bu gece yeryüzüne bizler için iniyorlar. Normalde sistemsel olarak mutlaka işte yağmuru yağdıran da, işte vahiyleri getiren de, ecelimizi koruyan da aslında onlar. Daha birçok sistemde görevleri var ama bu gece Rabbinin kullarına açtığı, yani kullarını görmek için, onların iyi niyet, iyi enerji ve iyi temennilerde olduğunu görmek için, aslında tabiri caizse teşbihte hata olmaz ama bütün sistemini kendi diğer insanlardan başka, kendi kullarından başka görevlilerine açıp ona yönelmiş olan kullarının sevinci ve mutluluğunu aslında bütün bu görevli melekler görüyor. Ve tabii ki bununla beraber bize, yine benim anladığım ve algıladığım kadarıyla, rızık kapıları açılıyor. Mağfiret kapıları açılıyor. Merhamet kapıları açılıyor. Yani bu gecede ettiğimiz bütün dualar, yani sizin kader çizginizde gerçekten bu geceye uygun, iyi bir enerjide, iyi bir temennideyseniz, Rabbimizin dediği gibi gerçekten doğru bir kul olma noktasındaysanız, yani tamamen kendinizi negatiften ve kirliliklerden arındırmış, o nefsinizin kirli, nefsani böyle büyümesinden ve büyüklüğünden arındırdığınız, bu yaratılış sistemi içerisinde nasıl ki ağaçlar, kuşlar, efendim ne söyleyeyim, su, yağmur, hava, toprak, nasıl ki bir sistem içerisindeyiz. Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim'de aslında her şey Allah'a tesbih eder diye. Onun gibi siz de bu yaratılış sistemin içerisinde tüm bu size ait olmayan şeylerden arınıp Rabbinizle ve yaratılış sistemiyle bir ve bütünseniz, bu doğrultuda ettiğimiz dualar aslında çok hızlı bir şekilde sisteme iletiliyor. Öyle düşünelim. Kader çizgimizde eğer yanlış gidecek olan bir şeyler varsa, gerçekten Rabbimize yalvarıp yakarıp bir af dilediğimiz noktada, bu noktada gerçekten kader çizgimizin değiştirilebileceği. Çünkü baktığınız zaman işte 50 bin yıllık sevap, 1000 yıllık sevap, Kadir gecesi, işte bu kadar geceye bedel denmesinin altında yatan sebep bu olsa gerek. Niye öyle densin ki, değil mi? Yani niye işte 1000 geceye bedel, şu kadar geceye bedel densin? Yani o kadar
gece yapacağınız ibadetin enerjisi. Yani düşünün ki biz işte dualarımızı ediyoruz. Dualarımız bir şekilde bir sistemle beraber arşa kadar gök katlarını aşarak çıkıyor. Ama bu tabii sistematik olarak bizim o andaki ruh seviyemize, bizim o andaki insanlık seviyemize, teslimiyet seviyemize, iman seviyemize göre aslında bu dualar bir şekilde diğer günlerde çok daha yavaş belki sisteme iletilirken ya da biz çok daha farklı beklemek zorunda kalırken bugün de daha farklı bir sistem söz konusu. Dolayısıyla ben de dedim ki madem böyle bir enerji var, madem bu geceyi böyle yaşıyoruz, madem benim algıladıklarım ve idrak ettiklerim bunlar, dedim ki senin gibi düşünenlerle, senin gibi inananlarla, aynı frekansta olanlarla en azından bu geceyi böyle birlikte geçirelim. Biraz ara verelim. Burada da yorumlara bakalım birazcık. Karşılıklı soru cevap da yapabiliriz. Gerçekten akışın bizi nereye götüreceğini bilmiyorum. Birlikte böyle bir sohbet de edebiliriz. Ses gelmiyormuş. Şu an geliyor mu ses? Bir tek size gelmiyor olabilir. Ses gelmiyor diyen arkadaşımız. Avrupa'dan selamlar. Bizden de Avrupa'ya selamlar. Ses geliyor mu arkadaşlar şu an? Tamamdır. Geliyorsa problem yok. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Yine böyle spontan olarak neden bahsedeyim falan diye düşündüğümde bugün birazcık kendi aldığım böyle notlardan, kendi keşfettiklerimden, biraz imandan size bahsetmek istiyorum. Dilimin döndüğünce, aklımda kalanlarla aldığım noktalardan ve içimin aktığınca. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim aslında insan olarak en önce yapmamız gereken şey aslında İslam'la bütünleşmek noktasında işte kelime-i şehadet getirmek ve iman etmek, değil mi? Çünkü iman etmeden aslında hiçbir şeye başlayamıyoruz. Yani iman etmeden yapmış olduğumuz farzların iman ettiğimiz kadar bir değeri yok. Peki nedir bu iman baktığımız zaman? Benim anladığım kadarıyla iman aslında hepimize doğuştan verilen ama kurtarmamız gereken, onu bir şekilde imanın şartlarını yerine getirerek işte Allah'a inanmak, peygamberlerine inanmak, kitaplara inanmak, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, kadere inanmak gibi bu şartları yerine getirerek aslında o imanı kurtarmamız ve onu kendi üstümüze ve kendi sistemimize yerleştirmemiz gerekiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim evet görünen beden diye bir varlığımız var ama onun dışında çok daha komplike bir yapıya sahip bir sistemimiz var ve bu sistemimizi aslında canlandıran bizim ruhumuz. Dolayısıyla o ruhumuzun da ne olduğunu tam olarak kimsenin tanımlayamamasıyla beraber biz bir enerjiden aslında ibaretiz. Yaratılışın bize bahşettiği. Dolayısıyla bizim de imanımızı bu doğrultuda kurtarmamız ve sistemimize yerleştirmemiz gerekiyor. Yani hepimizin bu doğrultuda bizim için yazılmış olan kaderimizde ve mukadderatımızdaki imanı alıp sistemimize yerleştirmemiz gerekiyor. Burada imanımızı kurtarmış oluyoruz. Fakat imanımızı kurtarmak bir seviye, evet, ama onun daha ötesi imanımızla bütünleşmemiz gerekiyor. Nedir imanımızla bütünleşmek? Allah'ın bizden istediği şekilde yaşamak. Allah'ın bizden istediği şeyleri gerçekleştirmek, yine bizim sistemimiz için istediği şeyleri gerçekleştirmek. Bu nedir? Bu da İslam'ın şartları ve farzları. Yani kişi hem imanını kurtarmışsa ve hakkını vererek aslında İslam'ın şartlarını yerine getiriyorsa, yani hakkını vererek namaz kılıyorsa, yani namaz kılarken aklı fikri başka yerlerde, başka realiteler, başka hevesler içerisinde değil, efendim ne söyleyeyim, ona buna göstermek için değil, siyasi rant elde etmek için değil, oradan bir şeyler kapmak için falan diye, yani dosdoğru gerçekten hakkını vererek kendi ve sistemle bir ve bütün olarak birleşip bir namaz kılıyorsa bu hakkını vererek kılmak demektir. Dolayısıyla tüm bu İslam'ın şartlarını hakkını vererek gerçekleştirdiğimizde biz imanımızla bütünleşiyoruz. Ve böylelikle iman zırhını üstümüze giymiş oluyoruz. İman zırhı ne? İman zırhı bizim için tanımlanmış bir nur, bir ışık, bir enerji, bir ekstra güç gibi düşünün. Ama süper güç gibi düşünün. Niye? Çünkü imanın sana işte cesaret kaynağı oluyor, akıl kaynağı oluyor, feraset kaynağı oluyor. Yani kısacası senin bu yaşam içerisinde nerede neye ihtiyacın varsa onu açığa çıkarmana sebebiyet veriyor.
Yani sen o zaman işte ne bileyim şöyle düşünün. Senin bir noktada nefsini terbiye etmek noktasında bir şeye mi ihtiyacın var? Orada imanın sana bir enerji veriyor. Senin işte yanlış olan bir durumda, yanlışa gittiğin bir yolda bir düşünce kaynağına mı ihtiyacın var? Ya da girmiş olduğun, batıl tarafla girmiş olduğun bir savaş içerisinde orada sana bir düşünce kaynağı oluyor. İmanın varsa sen hakka hukuka riayet ediyorsun. Bizler şimdi hakka hukuka riayet etmiyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Sözüm meclisten dışarı. Zaten bunu gerçekleştirenler Allah'la arasında ve vicdanında bunu biliyordur ama en önemli muhakeme vicdan muhakemesi ve insanın kendiyle yaptığı muhakemedir. Bizler çoğumuz hakka ve hukuka riayet etmiyoruz. Çünkü korkuyoruz. Maddesel olgularımızı kaybetmekten korkuyoruz, canımızı kaybetmekten korkuyoruz, efendim ne söyleyeyim, sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Dolayısıyla hakka hukuka riayet etmek yerine çok daha farklı denklemler içerisinde oluyoruz. Ama iman zırhını giyen kişi nasıl biliyor musunuz? O yani Allah'ı seviyorsa başka türlü seviyor. Allah'ı yaşıyorsa başka türlü yaşıyor. Eğer bir noktada bir hak varsa, o hak ve hukuk için gerçekten ona kendini ezip canla başla gidiyor. Dolayısıyla iman dediğimiz zırh gerçekten bizim için çok elzem, çok önemli. Bugün bizi insan yapan en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani siz bu hayatın içerisinde bir süper güce dönüşüyorsunuz. Onun için imanını kurtarmamış insanlara çok acımak, çokça dua etmek lazım. Çünkü onlar ne kadar zengin olurlarsa olsunlar fakirlerdir, biliyor musunuz? Ne kadar efendim ne söyleyeyim güçlü gözükmeye çalışırlarsa maddesel güçleri olurla olsun onlar köleleşmişlerdir. Yani köleleşmiştir, fakirdir, zayıftır, eksiktir. Bütün o etrafındaki maddesel olgulara tutunup o maddeleri, maddesel tutunduğu olguları kendi egemenliği altına alıp oradan bir gücü varmış gibi diğer insanlara davranan bir zavallıdır. Ama imanı olan öyle değildir. İmanı olan bırakın o maddesel olguları Allah için, yani Allah'tan başka onun için hiçbir şeyin önemi yoktur. Ama Allah için, onun için her şeyin önemi vardır. Bu bir seviyedir, bir iman seviyesi ve bence hepimizin zaten o noktaya erişmesi lazım. O zaman hakka hukuku ayrı riayet eder. O zaman efendim ne söyleyeyim realitelerin içerisinde dimdik güçlü hayat bulur. O zaman korkusuz olur. O zaman cesareti vardır. O zaman bu sistem içerisindeki yerini ve yaratılışını ve varlığını daha iyi anlar. Dolayısıyla Rabbim bizlere gerçek imanımızı kurtarmayı, onu kendimizle bütünleştirerek sistemimize yerleştirmeyi nasip etsin ki o zaman insanlığımıza ilk adım atalım. Zaten bugün dünyada var olan bu realitenin, sistemin en büyük handikaplarından bir tanesi, ben bunu her zaman söylüyorum, İslamiyet'le tamamlanmamış olması ve imanını aslında en başta giymemiş olması buradan baktığımızda, öyle değil mi? Çünkü herkes imanlı olsa herkes hakka hukuka riayet eder. Herkes doğruyu yapar. Herkes bu kirlilikten, pislikten, yanlışlardan, yanlış hayatlardan uzak durur. Herkes birbirini ne bileyim kollar, sever, saygı duyar. Birazcık bunu tahayyül edebiliyorsunuzdur herhalde, değil mi? Onun için sevgili kardeşim, utanma. İmanını kurtarmaya bak. Seni o seküler düzendekiler, seni bugün dünyanın kurmuş olduğu bu kapitalist maddesel dünyada yükselmeye çalıştıkların ya da onlara hayranlıkla baktığın ve kendine bunları ilah edindiklerin ya da seni şakşaklayanlar kurtarmayacak. Sen öbür tarafa gittiğin zaman Allah sana diyecek ki, teşbihte hata almasın ama sen niye bu yanlışları yaptın? Hani diyor ya bir tane ayette, tam şimdi ayeti de hatırlamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla. İşte bütün bu yanlışları, hataları yapanlar, bu dünya hayatının eğlencesine, oyunlarına bir şekilde kendini kaptıranlar, kötülük yapanlar bu uğurda, hakka girenler çıktığı zaman diyecekmiş ya, ya Rabbi beni ne olursun geri gönder, benim bütün hayatım at nallarının altında ezilerek geçsin. Yani bunu bile kabul edecek kadar pişmanlıkla gideceğiz demektir. Sormayacak mı sana yarın öbürsü gün? Ben sana her şeyi gönderdim. Ben sana kitap gönderdim. Ben sana peygamber gönderdim. Ben sana imanın önemini anlattım. Sen niye imanını kurtarmadın? Niye giymedin imanını diye sormayacak mı? Ve sen bu sistem içerisinde biriciksin sevgili kardeşim. Teksin. Tipinde tek, ruhunda tek, bakarsan yani hangi tipte olursan o biriciksin. Biricik yaratılmışsın. Ve o biricikliğinin içerisinde gerçekleştirmen gerekirken bu sistemle de tek başınasın.
Dolayısıyla bizim ecdadımıza da baktığında imanıyla yürüyen bir insanın hiçbir şeyden korkmadığını, zalimin karşısında boyun bükmediğini, efendim ne söyleyeyim, mazluma umut olduğunu, karşısındaki güç ne kadar büyük olursa olsun o gücün içine korkusuzca girdiğini görebilirsin. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'yı o mermiyi kaldıran kendi fiziksel gücü müydü? Bunu bilim kabul etmiyor zaten. Orası imandı. Peki Calut ve Davut hikayesinde o denge merkezine onu attıran, o gücü yerle bir eden neydi? İman gücüydü. Peki Fatih Sultan Mehmet'e ve yanındakilere Allah bu Kadir gecesinde onların ruhlarına gerçekten sonsuz rahmet eylesin. İstanbul'da olduğumuz, İstanbul'dan konuştuğumuz bu zaman dilimi içerisinde onlara o topu taşıtan, onlara o gemileri yürüten neydi karada? O surları yıktıran karşısındaki güce neydi? Bunların hepsi iman gücüydü. İman bir güçtür. Süper bir güçtür. Yani siz eğer bugün gerçekten belli noktalarda bir yerlere gelmek istiyorsanız, ne diyeyim size, belli yer, bu da yanlış bir cümle oldu ama yaratılışsal bu sistemin içerisinde gerçekten birazcık böyle kendinizi fark ettirmek, birazcık diğer insanlara göre sistemin, Allah'ın yaratımının, bu yaratılışın sizi biraz görmesini istiyorsanız, fark edilmek istiyorsanız, o zaman imanınızı kurtarmanız ve imanınızı üzerinizde kendimizle bütünleştirmemiz gerekir. Dolayısıyla tüm bunları ne zaman ki bizler bu imandan uzaklaştık, bugün herkes gelip üstümüzde, çok affedersiniz tabiri caizse, tepinmeye çalışıyor. Bizi ezmeye çalışıyor. Biz bu imandan uzaklaştığımız için böyle oldu. Onun için Rabbim hepimize, hani diyorlar ya Kadir gecesinde gerçekten bu gök kapıları açılıyor ve gerçekten bu pozitifin içerisinde Rabbim bizleri görüyor sistemiyle, melekleri iniyor, onlar bize şahit oluyor, onunla ilgili konuştuğumuzda onlar da mutlu oluyor ve dualarımızı hemen iletiyor diyor ya, Rabbim gerçekten dünyadaki tüm insanlığa imanını giymeyi nasip etsin. İmanlı olmayı nasip etsin. Onu tanımayı, onu algılamayı, onu çözmeyi, onu böyle sığ terimler içerisinde oradan buradan duyduklarıyla değil, basma kalıplarla değil, tam derinliğiyle İslamiyet'i anlamayı tercih etsin. Çünkü İslamiyet öyle basitçe konuşabileceğimiz, terimlerle konuşabileceğimiz bir döngü değil arkadaşlar. Bir ara veriyorum. Bakalım yorumlara da aynı zamanda. Gerçekten bu gecede ettiğimiz dualar çok önemli ve çok kıymetli. Ben bu canlı yayını açarken diledim ve istedim ki hepimiz o böyle güzel enerjilerimizi, o saf enerjilerimizi, saflığımızla dua edelim. Belki bir nebze, hani bu dünya şu anda böyle bir karmaşadan geçiyor ya. Hani şu anda biz şu anda bunu konuşurken, bakın bu çayı yudumlayabiliyorken ya da siz evlerinizde rahatça internetiniz varken, telefonunuz varken bunu izleyebiliyorken, şu anda nefes aldığımız bu anda dünyada çocuklar ölüyor. Analar evlat acısına maruz kalıyor. Ağaçlar yok alıyor. Yeryüzü bombalanıyor. Kuşlar öldürülüyor. Kendi çıkarları için kullanılıyor. Bu sömüren düzenin çıkarları için. Biraz sonra girecektim ama çok bugün böyle bir haber duydum gerçekten. Ukrayna'da Pentagon'un belli merkezleri bulunmuş. O merkezlerin içerisinde de kuşları kullanıyorlarmış. Yani kuşlara belli dijital ve şeyler yerleştiriyorlar, kapsüller yerleştiriyorlar. Ve kuşların göç yollarını takip ediyorlar. 8000 kilometrelik bir göç yolu. İstedikleri ülkede hangi göç yolunda nereye konuyorsa oraya zarar vermek istedikleri ülkelerde o kapsüllerin içerisine istediklerini yerleştiriyorlar ve kuşları patlatıyorlar. Yani bu çok acınası bir şey. Bu gerçekten şeytani düzenin çok acınası noktada geldiği bir şey. Biz bunları konuşurken bunlar oluyor. Dolayısıyla biz de en azından şu bulunduğumuz anda, bu kapıların açık olduğu noktada, çünkü en büyük güç Allah'tır. Yani ne yaparsanız yapın, ettiğim bir duanın ne kıymeti var dememeliyiz biz bu gecede.
Belki bir nebze de olsa bu ettiğimiz dualarda yeryüzünde bir şeyleri değiştirebiliriz. Bugün bütün Müslümanlar İslamiyet'i tam anlamıyla, hakkıyla yaşamış olsa, birleşse ve bütünleşse, o zaman yeryüzündeki işte o iman gücünü, o İslam'ın gücünü kendine giyse, işte o zaman yeryüzüne zalimin karşısında olan, tıpkı ebabil kuşlarının o çakıl taşlarını fırlattığı gibi, o güç yeryüzüne iner ve bize yardım eder. Allah bizden ne istiyor ve bekliyor? Allah istese bir kere de, yani bir nefesiyle bu yeryüzünü yok eder. Ama istiyor ki kulları buna hazır olsun, kulları buna layık olsun, kulları bunu hak etsin. Herkes hak ettiği gibi yönetilir. Her dönem insanoğlu hak ettiği gibi yönetilmiş. Bizler bugün kolektif olarak, insanlık olarak bunları hak ettiğimiz için yaşıyoruz. O yeryüzüne o güç niye insin, niye bize yardım etsin? Biz kendimizde olmadıktan sonra, biz onun bizden istediklerini anlamaya bile çalışmadıktan sonra, onun bize göndermiş olduğu hayatımızı dizayn edebileceğimiz, sistemimizi harekete geçirebileceğimiz en son yaratılış bilgisi hak din olan İslamiyet'i hayatımıza uyumlamadıktan ve insan olmadıktan sonra Rabbimiz bize göklerden niye yardım göndersin? Onun için bu gece ettiğimiz duaların bu açıdan gerçekten çok çok kıymeti olduğunu düşünüyorum. Belki bir nebze bir şeyleri değiştirebiliriz. Rabbim onun için insanlığa gerçekten şefkat ve merhamet nasip etsin. Gerçekten bu zalimin bizim ülkemiz üzerinde, bu mazlum coğrafyalar üzerinde dili, dini, ırkı fark etmeden bu dünyayı sömürenlere fırsat vermesin. Gerçekten çocuklarımızın, daha fazla evlatlarımızın hepsi bizim evladımız. Orada Suriye'de ölen de bir çocuk da bizim evladımız. Filistin'de İsraillerin saldırısına maruz kalan çocuk da, Ukrayna'da ölen de, dünyanın öbür ucunda Pakistan'da camide ölen de, hepsi bunların bizim evladımız. Bütün kadınların, bütün anaların bunu anlaması lazım. Ve bu bilinçten dünyaya bakan analar var. Ben bunu biliyorum. Dert eden, sadece anne olduktan sonra kendi çocukları için değil, bütün dünyanın çocukları için dert eden anneler var. Dolayısıyla buralardan bakıp Rabbim gerçekten bu noktada artık daha fazla çocukların ölmesine müsaade etmesin ve bizleri aydınlatsın. Komşumuzu gözetmeyi, kendi çemberimizden bakarak ailemizi, evlatlarımızı gözetmeyi, doğru bilgilerle hemhal olmayı, İslam olarak gerçekten kendimizi geliştirmeyi, ilim olarak yetişmeyi, bilim olarak her şeye vakıf olacak araştırma yeteneğini bize kendimize katmayı nasip etsin. Yapıyoruz ya işte, keşke bu Ramazan TV'de program yapsaydınız. Yapıyoruz, kendi kanalımızda yapıyoruz. Bu gerçekten bir nasip meselesi. Ben hiçbir zaman içinde kendimi hissetmediğim realitelerin içerisinde var olmak istemem. Özellikle İslamiyet'ten önce hata yapma şansına sahibim. Yani Müslüman değilken aptal olma şansına sahibim. Ama Müslümanlığı seçtikten sonra aptal olamam. Dolayısıyla hissetmediğim, bu davaya gerçekten hizmet ettiğine inanmadığım realitelerin içerisinde var olmak istemiyorum. Maalesef bugün medya dediğimiz iki tarafta görüyorum ki, programlara da konuk oldukça, oradaki insanlara da baktıkça, televizyondan da izledikçe görüyorum ki maalesef medya bugün gerçekten bu dünyayı sömüren, çıkarları için olan bir düzene hizmet ediyor. Herkes kendi çıkarına düşmüş. Medya nereden nemalanıyorsa, insanları birbirine çıkıp belli figürler yaratıp onları kavga ettirip oradan besleniyorsa, oradan besleniyor. Efendim ne söyleyeyim, kalkıp başka yerlerden besleniyorsa, yani ahlaksızlıktan besleniyorsa o programları getiriyor. İnsanların duygularını sömürmekten besleniyorsa, gerçekten o reyting yapıyorsa onlardan besleniyor. Dolayısıyla gerçekten şu an medyanın da bu noktada, siyaset noktasında, ülkemizin gidişatı noktasında da gerçekten suçu var. Bu kutuplaşmalar, bu öc alma siyasetleri, bunların hiçbiri bize fayda vermiyor. Dolayısıyla ben burada kendi kanalımda, çok özür dilerim, kendi sosyal medya hesaplarımda yayın yapmaktan daha büyük keyif alıyorum. Çünkü gerçekten ben hakikati konuşmaktan sakınmam. Hangi taraf olursa olsun sakınmam. Fıtratım da böyle, karakterim de böyle. İslamiyet'e geçtikten sonra, bu gerçekliğiyle buluştuktan sonra hele bundan hiç taviz veremem. Dolayısıyla o söylediğim hakikatler birilerinin işine gelmiyor. İşine gelmediği için de biraz açıkçası benden korkuyorlar bence söyleyeceklerimden. Ama çok şükür ki Rabbim sesini istediklerine ulaştırabiliyor arkadaşlar.
Valla bu akşam siyasete çok fazla aslında girmek istemiyorum biliyor musunuz? İBB falan geliyor ama. Gençlerimizin seni örnek alması dileğiyle demiş. Gençlerimiz bugün maalesef çok ne bileyim oruç tutmuyorlar mesela. Ben çok üzülüyorum. Onun kendi sistemlerine katabileceği faydadan habersiz, gerçekten oruçtan uzaklar, gerçekten namazdan uzaklar, gerçekten edepten, ahlaktan çok fazla uzaklar. Diğer tarafın o özendirdiği, o TikTok'ların, o Instagram'ın, o bu sosyal medyanın onlara özendirdiği hayatların peşinden onu bir değer olarak zannediyorlar. Bu tuzakların içerisine gerçekten çekiliyorlar, ben bunun farkındayım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Buradan baktığım zaman, gerçekten gençler için önce yapmamız gereken şey dua etmek. Rabbim onları kendi gerçekliklerine kavuştursun. Rabbim gerçekten bütün gençleri, gelen yeni nesillerimizi kendine yaklaştırsın. Kendi şuuruna vardırsın. Onları bu şeytani ve negatif sistemin tuzaklarından korusun. Onlara kendi ruhlarını korumayı nasip etsin. Kendi edeplerini ve namuslarını neden korumaları gerektiğinin bilgisine vakıf olmayı nasip etsin. Bu gerçeklikleri öğrenmeyi nasip etsin gerçekten. Çünkü bunu öğrenirlerse gerçekten bir sıkıntı kalmaz. Hepimiz gençlik yıllarından geçtik. Eğer o gençlik yıllarından önceki dönemde aile gerçekten bir çember gibi doğru bir sistemle, eğer dini inancı, vatan bilincini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi sistematik olarak eğitimle onlara öğretmiyorsa, onlara geçmiyorsa, maalesef gençlik yıllarında o enerjilerinin en yüksek olduğu ve en önemlisi de varlıklarını bu dünyada ispatlama ve ben de varım diyebilmek için o ben de varım nerede kıymet görüyorsa o taraflara gidiyorlar ve o taraflara geçiyorlar. Bizim yapmamız gereken sabırla onlara bunu anlatmak. Onun dışında iradelerine karışamayız. Onlara gerçekten bu dinin, inancın, bu realitenin güzelliklerini anlatmak, doğruluğunu anlatmak. En önemlisi de onların anlayabileceği dilden bu sistemi anlatmak. Ben genelde böyle yapmayı tercih ediyorum. Çünkü kendim de bu İslamiyet arayışımın içerisinde gerçekten İslamiyet'i savrula savrula bulmadım ben. Yani İslamiyet'i hem işte Kur'an-ı Kerim'den, bilgisinden, işte araştırmalardan ama en önemlisi de sistemimdeki kodların karşılığını bulduğum noktada aslında gerçekliği ve hakikati bende tamamlandığı için gençlere de birazcık daha bu dilden anlatmamız gerekiyor. Yılmamamız lazım bununla ilgili. Dediğim gibi bunların hepsi gerçekten önemli. Evet, soru alabilirim arkadaşlar bu arada. Varsa sorunuz. Sonra belki böyle birkaç tane not vardı. Onları belki sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de Kadir geceniz mübarek olsun. Bu gece ibadetlerimizi nasıl yapmalıyız? Tabii ki ne diyeyim? Tabii ki bununla ilgili geçmiş bilgileri mutlaka yok sayamayız. Gelmiş olan hadis-i şerifleri mutlaka okumalıyız. Kur'an'dan Kadir Gecesi'nin önemine bakmalıyız. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bu sistemdeki görevlilerin indiği Allah'ın sistemini. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indiği geceye de bakarsanız, Kur'an-ı Kerim'de üç tane hitap kullanılır aslında. Bir tanesi direkt Yaradan'ın Allah'ın ağzından ben diye söylenen, kendi ağzından gerçekten söyledikleri. Bir tanesi onun sisteminin bu bütün vahiyi indirenlerin aslında konuştuğu, yani yaratılış sisteminin aslında o Kur'an'ın inmesinde kim neye hizmet ettiyse onların ağzından konuşulan bir biz vardır ve de ki vardır, Muhammed de ki denir. Bu üç tane şeyle söylenir. Dolayısıyla bu gecede de aslında devam eden ve tekrarlayan Kadir gecesinde de bu yaratılışın bu görevli meleklerinin bütün görevlilerinin yeryüzüne indiği bir gece olduğu için hepimiz
hepimizi gözlemliyorlar. Hepimizi şu anda görüyorlar. Hele hele Allah'tan bahsediyorsak, enerjimizi iyi tutuyorsak, pozitif tutuyorsak, temennilerimiz insanlık adına çok iyiyse, bütün o kirliliklerimizden arındırırsak, başta söylediğim gibi, o zaman gerçekten sistemle farklı bir bağ kuruyoruz. O zaman gerçek kul olmanın önemini fark ediyoruz. Dolayısıyla bu sistemle beraber aslında ibadetimizi yaparsak, yani tam anlamıyla samimiyetle Allah'a yönelip gerçekten okumuş olduğumuz namaz esnasındaki duaların anlamına vakıf olup, yani Fatiha okuyoruz ama Fatiha suresini okurken biz ne diyoruz? Ve namazla beraber aslında Allahu Ekber dediğimiz noktada bütün o yaratılış sistemiyle saf bir niyetle geldiğimiz zaman bütün o maneviyat sistemiyle olan aslında yaratıcıyla birebir Allah'la birebir olan o enerji döngüsünün sistemini açıyoruz. Yani ilk başladığımızda ve ben namaza şöyle başlıyorum. Aslında bunu da paylaşmak isterim sizinle. Bir şekilde selam verdikten sonra bir ayetle beraber başlıyorum namaza. Övgü çocuk edinmeyen, egemenliğinde hiçbir ortağı bulunmayan, güçsüz düşüp hiçbir yardımcıya gereksinim duymayan Allah'a aittir. Dolayısıyla bununla başladıktan sonra ve Allahu Ekber dedikten sonra sizin o Allah'la olan bütün enerji döngünüz aslında açılıyor ve siz birebir o Kabe'nin inen enerjisinden, yani Kabe'den, bu gece çok daha farklı bir şey var tabii ki. Hem Kabe'den inen enerji var, arşın katından direkt inen, hem de aynı zamanda görevli meleklerle beraber sistemsel olarak açılan bir enerji var. Dolayısıyla o enerjiyle birlikte hemhal olmaya ve o enerjiyle beraber bir geçişe başlıyorsunuz. Ve okumuş olduğunuz dualarla beraber, yani işte Fatiha suresiyle beraber, işte yalnız senden yardım diler, yalnız senden medet umarız gibi, neyse o anlamı o esnada şimdi tekrarlamayacağım. Bütün bu duaların aslında içselleştirerek, kılarak ve aynı zamanda tabii sesimizi bir noktaya ayarlayarak, hepsinin onun bir yöntemleri var. Dolayısıyla tüm samimiyetinizle o namazınızı kılabilirsiniz. Ne kadar ihtiyacınız varsa sistemle beraber bir olmaya, gerçekten kafanızdaki düşüncelerden arınmaya, o kadar namaz kılmayı tavsiye ederim. Ve bunun sonunda dualarımıza başlamadan önce, ben her şeyden önce Rabbimizden af dilemeyi tavsiye ederim namaz esnasında. Çünkü aslında bizler ne yaparsak yapalım, ne kadar iyi olursak olalım, işte şu konuştuğumuz esnada bile ben belki binlerce hata yapıyorum Rabbimize göre. Rabbimizin bizi ulaştırmak istediği, bizi görmek istediği yere göre aslında sürekli hata içerisindeyiz. Ve bu hatalar için af dilememiz gerekiyor. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği gibi ayette, korku, yani neden korku? Onu kaybetmekten, onu kırmaktan, onu üzmekten, sistem içerisinde negatife düşmekten, kendimize yakışmayacak olan şeyler yapmaktan, varlığımızın hakkını verememekten, tüm bunlardan korku duyarak ama aynı zamanda olacağımıza dair bir ümidi içimizde taşıyarak, yalvararak bolca, tabii ki Rabbimizin bizim yalvarmamıza ihtiyacı yok ama biz aslında bu noktayı, hani çok sevdiğimiz dostane kime yalvarırsınız siz mesela? Ben çok sevdiğim, çok yakınımdaki eşime, dostuma yalvarırım. Ya ne olur yapalım, hadi şunu ne olur yapalım, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, bak ne olur yapalım, hani. Yalvarma dediğiniz çok yakın ilişki kurduğunuzda, aslında Rabbimiz de bize Kur'an'da yalvararak dediği noktada aslında o kurmuş olduğu samimiyetten kaynaklı bir yalvarmak. Yoksa haşa, tövbe haşa, megaloman bir Allah var, bizi kendine yalvartmak istiyor, böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yalvararak bolca o iletişimi kurana kadar af dilemek ve ondan sonra ne istiyorsak mümkünse taleplerimizi o doğrultudan sonra iletmek ve çok samimi bir iletişim kurmak. Arkadaşlar, bu sistemin içerisindeki benim keşfedebildiğim en önemli şey gerçekten samimiyet. Çünkü bakın, size bir şey söyleyeyim mi? Sizin insan beşer şaşar, sizin hata yapacağınız gibi ne kadar iyi niyetli olursa olsun, sizin eşiniz size kötü davranabilir, yanlış davranabilir, hata yapabilir. Sizin evladınız ona keza sizi üzebilir. Ya da işte en böyle yakın hissettiğiniz kendinizi insanlar sizi üzebilir ama sizi tek üzmeyecek olan bu noktada, yine Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi, Allah kuluna zulmetmez, sizin başınıza gelen kötülükler sizin elinizle yaptıklarınızdandırdan yola çıkacak olursak, yani Allah sizin öyle bir dostunuz, öyle bir yarınız, öyle bir, ne diyeyim size, yakın iletişim kurduğunuz öyle bir Allah ki, dolayısıyla onun kadar size yakın olacak başka biri yok. Ve düşünsene, herkesi de, her şeyi de o yaratmış. Aslında en büyük güç
ne istersiniz? Siz hep güçlerin yanında olmak istersiniz, değil mi? Hepimiz öyleyizdir. Güçlü bir babam olsun, güçlü bir anam olsun, güçlü bir hocam olsun, güçlü bir eşim olsun, güçlü bir arabam olsun, güçlü bir kariyer. Hep güç istersiniz. İnsanoğlu aslında hep güç ister. Ama şunu kaçırıyor insanoğlu. En büyük güçle hemhal olmayı kaçırıyor. En büyük güce yaklaşmaya çalışmak için gerekli olan farzları yerine getirmeyi kaçırıyor aslında. Ama diğer bütün şartları, farzları hayat içerisinde ne büyük bir ironidir ki hepsini yerine getiriyor. Dolayısıyla bu sistemin içerisindeki en büyük kilit, bana soruyorsanız, samimiyet, teslimiyet. Yani teslimiyet de nasıl? Teslimiyet de bir enerji seviyesi. Gerçekten sen hayatını Allah'a göre yaşıyorsan, yaşamaya çabalıyorsan, bu noktada sistemini, kendini buna göre şekillendirmeye çalışıyorsan, ondan sonrası sana başına gelecek olanlar korkmadan aslında böyle o sistem içerisinde, nasıl ki işte bütün doğa ona teslim olmuş vaziyette, bizler de işte teslimiyet, hazır teslimiyet demişken ve hazır gerçekten Kadir gecesinde gök kubbe açıkken Allah tüm kendine yaklaşmaya çalışanlara teslimiyet nasip etsin. Gerçekten ve bu teslimiyette aynı zamanda imanla oluyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü iman geldiği zaman sizin bütün korkularınız gidiyor. Siz artık korkusuz oluyorsunuz. Eski korktuğunuz şeylerden korkmuyorsunuz. Negatif, şeytani olan şeylerin okları size etki etmiyor. Yani bir zırh gibi düşünün. O gelen negatifleri de bir ok gibi düşünün. Artık size etki etmiyor. Bir zırhınız oluyor ve size çarpmadan bunlar geri dönüyor. O kadar huzurlu, o kadar güzel bir yer ki, ama bu sebatla oluyor. Ama bu çabayla oluyor. Ama bu sizin sisteminize bunu katma arzunuzla oluyor ve hakkını vererek bunun şartlarını yerine getirmekle oluyor. Dolayısıyla nasıl sevgili arkadaşım ve nasıl namaz kılmayı, nasıl bu gece ibadet etmeyi tavsiye edersiniz dediğiniz noktada, bir, af dilemek, bolca af dilemek, bolca af dilemek. İki, samimiyet. Üç, teslimiyet. İnşallah Rabbim hepimize bu gecede onunla baş başa kaldığımız noktada doğru ibadet etmeyi nasip etsin. Yeryüzüne de gerçekten huzur gelsin artık. Gerçekten pozitif gelsin. Yani bu negatiften, bu zulümden, bu karanlıklardan, bu böyle herkesin, siyasilerin, dünyayı sömürenlerin kendi çıkarları ve hizmetleri için bizleri kullan, bu kaostan, bu ekonomik buhranlardan, bu darboğazdan, yani bu gerçekten çok sıkıldık, çok yorulduk, bünyemiz yoruldu, insanlığımız yoruldu. İnsanoğlu tabii ki nasıl ki hani bu dünya bir sınav dünyası ya hepimiz için. Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman ona ne gözle baktığımız önemli. Yani onu biz başımıza gelen sıkıntıyı efendim isyan ederek mi bakıyoruz? Benim niye başıma geldi? Ben bunu hak etmedim zaten. Ondan sonra lanet olsun, işte negatife düşerek, etrafımızdakileri yakarak, yıkarak mı bakıyoruz? Yoksa başımıza gelen sıkıntıya, bu bir sınavdır, ben nerede hata yaptım acaba da? Oradaki hatayı bulmayı nasip et ya Rabbi deyip o sınavı gerçekten geçerek bakmayı nasip ediyor, bakarak mı o sıkıntıyı geçiyoruz? İşte dünyada böyle bir dönemden bence geçiyor. Bütün bu acılar, bütün bu kaos gerçekten insanlık kendine gelmediği için bir sınav olarak, bir kolektif bir sınavdan geçiyoruz biz hep beraber. Onun için Rabbim bu sınavı hakkıyla vermeyi nasip etsin. Ve gerçekten pozitif gelsin artık. Güzel günler gelsin. Artık sokaklara çıkmaya korkar oldu kadınlar gece vakti. Şimdi burada benim aklıma aslında bir tane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu da anmak isterim. Hani diyorlar ya, İslamiyet zamanında işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işte aslında cehalet getirdi İslam diyorlar. Yani bunu söylemeye bile imtina ediyorum ama gerçeği bu. İşte kadın hakları yok, en önemli aslında söyledikleri şey tuzağa düştüğümüz. Maalesef gençlerin özellikle işte kadını baskılayan, kadını hor gören, kadını ikinci sınıfa atan, hatta kırbaçlayan, hatta işte zulmeden kadına böyle bir din olduğundan bahsediliyor ve bir sürü genç aslında bu yüzden İslamiyet'e dönüp bakmıyor. İslamiyet'in üstündeki karanlık örtü ve perde de bu. Ama o hakikati örtenler utansın. Bugün o insanları, bunları düşündürenler utansın. Rabbim gerçekten bu hakikatin üzerindeki örtüleri gençlerimiz adına kaldırmayı nasip etsin hepimize, cümlemize, ki onlar da bu hakikati görsünler. Halbuki
kadına hiç olmadığı kadar bir değer veren bir din. Kadını ilk defa sosyal adaletsizliğin olduğu o dönemde gerçekten sosyal adalet, yani miras hakkını getiren, şahitlik hakkını getiren o dönemden bahsediyorsunuz. Boşanma hakkını getiren, son derece el üstünde tutulan, cenneti annelerin ayaklarının altına seren. Örnekleri bulduğumuzda çoğaltacağım. Nisa suresi diye, yani Kur'an-ı Kerim'de sadece kadın Nisa suresini indiren aslında Rabbimiz, bu noktada böyle bir realite var. İşte hani diyorlar ya, o dönemde Asr-ı Saadet döneminde kadına önem verilmiyordu diye, size bir tane yaşanmış bir olaydan bahsetmek isterim. Hadislerden rivayet edildiğine göre. Şimdi Adi var bir tane sahabelerden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim anladığım kadarıyla büyük ihtimalle akşamları sohbet yapıyorlar. O sohbetlerden bir tanesinde Adi de genç sahabelerden, herhalde gençlere tabii ki çok önem veriyor, sahabe olan Allah'a dönmüş, mutlaka öyledir. Adi yanında oturuyor Peygamber Efendimiz Resulullah'ın. İşte bir tane adam geliyor, insanlar geliyor, işte sorular soruyorlar, dertlerini söylüyorlar. O da o esnada işte onları cevaplıyor. Bir tane adam geliyor, ya Resulullah diyor, ya diyor, ne olacak diyor dışarıda diyor, bu diyor eşkıyaların hali diyor. Çünkü eşkıyalar var, yol kesiyorlar ve güvenli tekin bir ortam yok yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adi'ye dönüyor, diyor ki Adi diyor, senin diyor ömrün yeterse diyor, sen diyor işte şu şehirden diyor Hedveci üzerinde bir kadının, yani Kabe'den bayağı uzak bir şehirden bahsediyor. Hedveci dediği de develerin üstüne kadınlar için kurulan bir düzenek düşünün. İçinde taşıyarak onu bir yerden bir yere götüren. Sen diyor ömrün yeterse diyor Hedveci üzerinde bir kadının bilmem ne şehrinden, şehri tam hatırlamıyorum şu an ama Kabe'den uzak, Kabe'ye tek başına Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadan seyahat ettiğini göreceksin diyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüyor ve gerçekten Adi Hedveci üzerinde bir kadının o şehirden Kabe'ye Allah'tan başka kimseden korkmadan seyahat ettiğini görüyor. Şimdi hadi bakalım, gecenin bir vakti tek başına kadın bir arabayla korkmadan şuradan şuraya gitsin. Dolayısıyla böyle bir realiteden bahsediyoruz. Şimdi tabii ki o Asr-ı Saadet dönemi, ya Rabbi valla şu Asr-ı Saadet döneminin gerçekten çok daha hani bu döneme uyarlanmış, bu dönemin hakkı olacak şekilde, yani o dönemlerdeki gibi bu insanlığa yaşamayı nasip et ya Rabbi. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. O huzurun, şefkatin, pozitifin tekrar yeryüzüne gerçekten inmesini nasip et ya Rabbi. Yani bunun için bize gücünden ver ya Rabbi. İşte bunun için hani ayette vardır ya, şöyle söyler ya Rabbi, sıdk ile girdi, girdiğim yere doğrulukla girdir, çıktığım yerden doğrulukla çıkart, bana katından yardımcı bir destek ver. Hak geldi, batıl yok oldu, elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yani bize gerçekten kendi katından destek ver ya Rabbi. Gerçekten bu mübarek Kadir gecesinde ben bunu senden yani temenni ediyorum, yalvarıyorum, istiyorum. Bize huzurla, şefkatle, pozitifle, doğrulukla, kadınlarımızın korkmadan kendi güçlerinde, gençlerimizin İslamiyet'in değerini ve önemini anlamış, kendilerini koruyarak doğru bir biçimde hakkıyla yaşamasını nasip edeceği günleri nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, gerçekten bunu istiyorum ben. Çünkü bütün konuşmalar bizi gerçekten o tarafa götürüyor, biliyor musunuz? Bayramda yayın yapar mıyız? Nasip olursa yaparız inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'i doğru yola iletsin. Ben o amin, ona bir dua daha eklemek isterim. Rabbim bütün dünya insanlığını ümmet olmaya iletsin. Ümmet biliyorsunuz birçok kelime kökü var. Kelime anlamı var aslında. Ama en çok anne demek. Aslında aynı anneden doğan evlatlar ümmet. Biz de hepimiz yaratıcıdan, Allah'tan geliyoruz aslında. İnsanlık olarak baktığınız zaman aslında ümmet, bu dünyada doğan bütün evlatlar gözüyle de bakabiliriz bir açıyla baktığınız zaman. Onun için Rabbim gerçekten
herkesi doğru yola iletsin. Bu Kadir Gecesi'nde tabii ki işin içerisine beddua bulaştırmak istemiyoruz. Kendine yaklaştırmak isteyen önce herkesi, bunun için çabalayan herkesi, bunu isteyen herkesi gerçekten döndürsün. Ve hep herkesi ümmet olmayı nasip etsin gerçekten. Kitap önerisi var mı? Ben Kur'an-ı Kerim'i tabii ki öneriyorum gerçekten. Okumamız gereken nadide en öncelikli olarak okumamız gereken. Çünkü benim de İslamiyet'e geçmemdeki en büyük güçtür. Bir gün Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığımda ben, bundan işte birkaç sene önce diyelim. Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığımda bir anda gerçekten ne olduğunu anlamadım. Bir anda o Kur'an-ı Kerim'in beni sanki şöyle söyleyeyim size, sanki okuduklarımı ben okumuyorum, aslında o beni okuyor ve beni anlıyor. Ve oradan öyle bir şefkat, merhametle dünyada, yeryüzünde beni hiçbir insanın anlamadığı bir dilden beni anlıyor. O dostluğunu, o varlığı öyle bir hissettim ki gerçekten. Yani İslamiyet'e geçmemdeki en büyük güç, unsur ne derseniz, önce Allah tabii ki, sonra da Kur'an-ı Kerim derim. Bu noktada kesinlikle benim tavsiye edebileceğim okunması gereken yegane kitap. Ha tabii ki neyi merak ediyorsanız, bugün tabii ki İslam, Müslüman aslında kendini geliştirmediği için bu kadar iftiraya maruz kalıyor. Yani bu din bu kadar Müslümanlar kendilerini geliştirmediği için bence kirletiliyor. Müslüman kendini geliştirmelidir, araştırmalıdır, her konuya vakıf olmalıdır. Sisteminize her konudan mutlaka bakmanız gerekir. Yani nedir? İşte bir tane profesör sonsuz saygı duymakla beraber bir konu üzerinde ihtisas yaparak büyütüp devam ederken tabii ki onların bilgilerine, uzman olanların bilgilerine gerekli alanlarda mutlaka liyakat noktasında başvurulmalıdır. Bu ayrı bir konu. Ama bizlerin de mutlaka her konudan biraz bir sistemimize dahil etmemiz gerekir. Yani fizikten, matematikten kapasitemiz aldığı kadar, yaşamımız ne diye bakmadan, merak ettiğimiz her şeyi siyasetten, siyaset biliminden biraz, psikolojiden biraz, işte ne bileyim kişisel gelişimden biraz, neyse şu anda yeryüzünde, şu anda Adem oğullarının aslında bulmuş olduğu bu bilgiler ve ilim, neyse onlardan sistemimize katmamız gerekiyor. Çünkü oku diyor Kur'an-ı Kerim ilk ayetinde bize. Tabii ki önce sistemimizi okumamız, kendimizi okumamız gerekiyor. Ama kendimizi okumamız okurken de aslında bizler gibi ne diyeyim size, insan ırkından olan diğer insanların da tanımladıkları şeyleri, fikirleri bilim noktasında bakmamız gerekiyor. Her şeyden okumamız gerekiyor. Felsefeden de biraz. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman Müslümanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Bugün baktığınız zaman yeryüzünde maalesef kendini geliştirmeyen Müslümanlar olduğu için bu kadar karanlık olarak gözüküyor. Nereye içiniz sizi merak ediyorsanız o tarafa doğru gidebilirsiniz. Edebiyata da gidebilirsiniz, felsefeye de gidebilirsiniz. Ama önce kendimizi okumaktan başlamamız gerekiyor. Kendimizi okumak için okumamız gerekiyor. Yoksa okuyacağımız çok fazla şey var. İnsanlar da bir şekilde üstüne eğilmişler. Mesela işte birileri çıkmış hayvan davranışlarını davranış biliminde gözlemlemiş ve buradan bize bilgi vermiş. Birileri insan için, birileri insanın beyni için neuroscience, bir taraf işte tıp alanında bir şeyler bize söylemiş. Yani bizim tüm sistemimizi tanıyabileceğimiz ulaşılabildiği kadar bu zamana kadar. Çünkü hala ulaşılamayan taraf var. Mesela ruhun bilgisine aslında ulaşabilen yok çok fazla. Dolayısıyla ulaşabildikleri kadarıyla oradan mutlaka ve mutlaka okumamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle şunu yapmamız gerekiyor bence sevgili arkadaşlar. İşte gündemle ilgili bize önümüze bir şey mi atıldı? Çünkü şu anda dünya üzerinde bir savaş var ve Türkiye gerçekten bir ihanet çukurunun içerisinde debelendirilmeye çalışılıyor. Bunu bugün siyaset konuşmayacağım dediğim için daha bunu açmayı başka bir tarafa bırakıyorum ama özellikle bize gündem olarak önümüze atılan bu hani aramızda kutuplaşma yaratılan unsur
unsurlar var ya, işte neyse, işte bir gün geliyor, tarihten bir olay gün yüzüne çıkartılıyor ve o tarihten olandan kutuplaştırılıyoruz. Bunların hepsini içsel olarak bir şeyle ilgili karar vermeden önce, kimsenin güdümünde olmadan, bunun bir politik oyun olduğunu, sosyal medyanın kimlerin elinde olduğuna bakarak, onun üzerine gidip araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Yani kim neyi söylüyor, neden söylüyor, ne zaman olay gerçekleşmiş, farklı açılarında neler olmuş, bu şekilde araştırma yapmayı ben hepinize tavsiye ederim ki bulunduğumuz coğrafyada gerçekten yaşamanın ve Müslüman olmanın hakkını verelim. Konularla ilgili doğru karar verebilelim. Evet. Osmanlı Devleti neden Batı'dan geri kalmış her alanda? Çok açılır tabii ki bu ama çok kısacası iç isyanların çıkartılması ve bölünmeye ve parçalanmaya çalışılması. İşte bu merkantilist düzen dediğimiz yeni Avrupa'da zenginleşen ticari burjuvazinin yeni ticaret yolları keşfetmesi. Dolayısıyla Osmanlı'dan geçen ticaret yolunu bırakması ve bu noktada önemli bir ticaret yolunu elinde barındırdığı için ekonomik olarak düşmesi. Aynı zamanda sanayi devrimiyle beraber Osmanlı'nın sanayi devrimi gelişememesi, çok hızlı sanayi devrimiyle beraber çok hızlı üretime geçirmesi, makine üretimine geçirmesi. Tabi Osmanlı'nın zanaatkarlar dediği daha yavaş ilerleyen bir üretimin bu noktada geri kalması. Bir şekilde bilinçli olarak yapılmış olan politikalar. Sadece ham madde, belli ham maddeleri üretilmek zorunda kalmaya bırakılması. Yani kendi üretimini yapabilmesi değil, dışarıya ham madde veren bir yapıya dönüşmüş olması. Ve bir takım tüccarların da bu Avrupa'da zenginleşen aslında taraflar tarafından kandırılarak, aslında Osmanlı'dan mesela ham maddelerin çıkışı yasaklanmışken el altından o maddeleri vermesi gibi kayıplara uğraması, artı kapitülasyonlar, artı tanzimat fermanı, ıslahat fermanı derken yavaş yavaş bilinçli ve planlı olarak çökertilmiş. Tabii ki orada çökertilmeye çalışılan, yoksa gerçekten çok büyük bir güç barındırıyor elinde. O gücü de tabii ki elinden almak için planlı bir şekilde kötü yönetim de var. Padişahların kötü yönetimi de var. Dolayısıyla yavaş yavaş geri kalmış. Ama mesela işte çok net söyleyeyim, kendi gücüne ulaştığı zamanlarda sanat anlamında bütün operalarda Batı'da işte özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan ilham alınan oyunlar sergilenmiş. Onlar adına besteler yapılmış. İşte Mozart'ın Türk Marşı'ndan tutun da şimdi aklıma gelmeyen diğer eserlere kadar Batı gerçekten Osmanlı'dan çok fazla şey feyiz almış. Sonra da yavaş yavaş zaten çökmeye başlamış. Batı da gelmiş sonra bizi aslında kendine benzetmiş, işin özü. Evet. Ben diyorum ki artık bugünkü yayınımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Kadir gecesini birazcık daha Rabbimizle hemhal olarak ibadetle geçirmeye çalışalım. Bundan sonrasını. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, dinlediğiniz için. Sürçülisan ettiysem gerçekten affola. Dilim döndüğünce, idrakım yettiğince bazı şeylerden bahsetmeye çalıştım. Gerçekten Rabbim bu gecede, bu mübarek gecede, bu kutsal gecede, bu enerjisinin bu kadar güzel olduğu gecede gerçekten tüm dualarımızı kabul etsin. Yeryüzüne insanlığın, barışın, şefkatin, adaletin gelmesini nasip etsin. İnsanlığı bu doğrultuda evrilsin ve insanlığın başına bu getirmiş olduğu bu sınavlardan doğru olarak geçmeyi nasip etsin. Bizleri kendine yaklaştırsın. Bize yardım etsin. Bizim yar ve yardımcımız olsun bu yeryüzünde. Bizlere de imanlarını üstüne giymiş, gerçekten İslam'ın gerekliliklerini yerine getirerek insan olmayı tamamlamış bireyler olarak bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin. Onun karşısına hesap gününde gittiğimiz zaman en azından biz elimizden geleni yaptık ya Rabbi diyebilmeyi, temiz olarak ruhlarımızı ve nefslerimizi huzura ermiş olarak onları götürmeyi nasip etsin. Ülkemize, milletimize, devletimize, inancımıza,
kirli elleri bulaştırmasın. Zalimin karşısında gerçekten bizim yardımcımız olsun. Ülkemiz üstünde oynanmaya çalışan kirli oyunlara, bizi bölmeye ve parçalamaya çalışanlara fırsat vermesin. Her seferinde ortaya çıkan olaylarda geçmişimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, kimliğimizi, karakterimizi, aidiyetimizi kirli göstermeye çalışanlara, aciz göstermeye çalışanlara fırsat vermesin. Ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu mirasla beraber, bu hakikatlerle beraber, bu güçle beraber gerçekten tekrar canlanmayı, tekrar şahlanmayı, tekrar dirilmeyi, tekrar kendi kimliğimize kavuşmayı, oradan yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. Ve insanlığın meşalesini, İslamiyet'in meşalesini tekrar bu topraklardan aydınlatmayı ve yaymayı nasip etsin. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize çok güzel, Rabbinizi de samimi, teslimiyetle gerçekleştireceğiniz Kadir Gecesi ibadetleri diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.